Ya. Öyle evler var, Allah o evlerde adının anılmasına müsaade etmiyor. İzin vermiyor. O evler maalesef Allahsız, Muhammedsiz bir yaşantının olduğu ev. Evet. Ne olur o evde? O evde huzursuzluk olur, kavga olur. Oo, neler 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 olur. Allah korusun, Allah korusun. Allah korusun. Ne cinayetler işleniyor değil mi? Ya annesini kesiyor, babasını kesiyor. Aman Allah. Neler neler oluyor. İzliyorsunuz ya haberlerde, televizyonda, da basında yayın. Ya. Tabii dört duvardan müteşekkil evlerde Allah'ın ismi zikredilir. O evlerde Cenab-ı Hakk'ın müminlere emri olan beş vakit namaz eda edilir. O evlerde tevhid, sohbet ve muhabbetleri yapılır. İlahiler okunur, Kur'an-ı Kerimler okunur. Ya. O evler işte bu mekanlar gibi şanslı ya. Dört duvardan müteşekkil evler. E bir de bizim şu etten kemikten yapılmış olan evlerimiz var ya. E bu evlerde de okunması lazım. Resulullah Efendimiz diyor ki evlerinizi Kur'ansızlık sebebiyle harabe haline getirmeyin diyor. Evlerinizde Kur'an okunsun. Hani bu zahiri olarak dört duvardan müteşekkil evlerimiz olduğu gibi şu evinizde de Kur'an-ı Kerim'de sureler, ayet-i kerimeler olsun, ezberleyin ya. Yani sadece Fatiha ve İhlas ve Kevser suresiyle namazlarınızı eda etmeyin. Yani öyle edersek olmaz mı? Elbette ki olur. Olur da ha, zenginleşin biraz, zenginleştirin kendinizi ya. Daha başka surelerde ezberleyin. Hele hele. Hele hele. Böyle meratibinizle ilgili olan ayet-i kerimeleri ve ilgili namazlarda ilgili meratibin ayetlerini okuyacak olursanız o daha hoş olur, daha güzel olur. Geçen gün bir ayet-i kerime okudum. Tevhid-i zatın delili olarak 46 yıllık eşim Sevgi Hanım, ben dedi bunu ikindi namazımda okuyorum dedi. Yüzüm tebrik ederim seni. İkindi namazında tevhid-i zata delil olarak bildiğimiz, bildirilen kamillerimiz tarafından, Hazreti Pir tarafından, değil mi? Hep sohbetlerimizde her zaman dile gelir bu ayetler. Nedir o? Küllü şeyin halikun illa veçe. Bu birkaç günden beri bu ayet çok dolanır oldu yani böyle dilimde. Bugün de onu camide eda ettik. Öğlen namazını. İmam Efendi de namazın sonunda bir mihrabiye aşrı şeref okudu. Sağ olsun. Güzel de bir sesi vardı yani. O da bu ayeti okumaz mı? Kasas suretinin son ayetleri. وَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰهًا. Allah ile birlikte başka bir ilaha sakın o sakın ibadet etme. Ona dua etme. Yalvarma. Niye? Çünkü la ilahe illa hu da ondan. Ayet-i kerime öyle devam ediyor. لَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰهًا. La ilahe illa hu, çünkü o kendisinden başka ibadet edilecek mabudun bil hak bir varlık yok başka. Evet.
kendinden başka sevilecek, sayılacak, hürmet edilecek efaliyle, zahir, sıfatıyla, muhit, zatıyla baki olan başka bir varlık yok. La ilahe illahu. Hem öyle bir la ilahe illahu ya, o kendinden başka varlıkların var olduğunu eğer düşünecek olursanız, yok yok diyor, öyle düşünmeyin. Küllü şeyin, her şey, ne varsa bildiğiniz bilmediğiniz, helikun, helaktadır, yoktur, yokluktadır. Onların varlığı yoktur diyor. Küllü şeyin, helikun, illa vece. Ancak o ancak, varlık kime aitmiş? Zat-ı ecelli ala diyoruz. Varlık ona ait, evet. Ayet-i kerime devam ediyor. Lehul hüküm. Hüküm de ona ait. Yani hepimiz onun hükmü altındayız. Her şey onun hükmü altında. Her şey onun tasarrufu altında. Her şey onun kontrolü altında. Onsuz bir adım atamazsınız. Onsuz kolunu kaldıramazsınız. Onsuz şu bir yudum çayı içemezsin ya. Bismillah. Onsuz hiçbir fiil icra edemezsiniz. Onu hatıra getirmeden. Resulullah Efendimiz bir defasında kendisine soru soruluyor da, Ashab-ı Kehf hakkında. Ashab-ı Kehf biliyorsunuz. Mağara ashabı dedik. Mağaraya sığınanlar. Yedi uyurlar diyoruz. Bizim Kuşadası'na yakın Selçuk var, 20 kilometre mesafede. Orada olduğu rivayeti var. Seven Sleepers derler. Mağarası var. Yedi uyurlar. Tahsus da var. Eskiden hacca gidenler otobüsle giderdik. Mutlaka orası bir ziyaret edilirdi. Tarsus'tan başka Kızıltepe var, Mardin'in ilçesi. Orada da varmış. Oraya gitmek nasip olmadı ama Efes'tekinden Tarsus'taki nasip oldu. Tabii bir de şu an sınırlarımız dışında Suriye topraklarında da var. Ashab-ı Kehf'in mağarası. İşinden bir tanesi gerçek mağaradır da ötekinler de artık hani Hazreti Yunus'un yedi yerde türbesi var ya, bir tanesi gerçektir, ötekiler de makamdır. Makam. Veysel Kara'nın türbesi var. Kadir abimizin bir ablası var. Her zaman davet eder bizi. Bir türlü de davetine icabet edemedik. Ama Kadir abi seni götürdü galiba. Sana nasip oldu. Güzel bir cami yapmışlar. Orada işte adak yerler var, kurbanlıklar kesiliyor. İnsanların ziyaret sandukası falan da var, türbesi de var. Gerçek mi? Değil tabii ki. Ama artık öyle kabullenmiş insanlar. Tamamdır, makamdır. Bugün Emir Sultan'ın türbesini ziyaret ettik. Kuatlarımızı kurduk, niyazlarımızı yaptık. Daha önce de Üftadi'yi ziyaret etmiştik. Üftade'nin yanı başında da bir oda vardı. Orada da bir güzel sohbet, muhabbet tecelli etmişti. Elhamdülillah. Dün birisi dedi işte Emir Sultan, dedim valla Bursa Sultanı'nın yanındayım şu anda da, ama dedim madem istiyorsun toprağın altına geçmiş olan dedim sultanı da ziyaret ederiz yani, ne olacak? Ama asıl olan şu anda vazife icra eden sultanı bulmakta mesele. Ruhu şad olsun efendiciğimle beraber Urfa Diyarbakır'daki ihvanı ziyaret için yola çıktık da o zaman İzmir'den Urfa'ya, Diyarbakır'a direkt uçuş yoktu. Ankara aktarmalı. Ankara'ya indik. Bir daha Diyarbakır uçağının kalkmasına 4-5 saat vakit var. Dedim ki efendiciğim zamanımız bol.
eğer dedim arzu ederseniz dedemiz Hacı Bayram'ı bir ziyaret yapalım. Tamam evlat dedi. Tuttuk bir taksi, ver elini. Evet, sarılar iyi iş yapıyorlar. Gerçi sarı olmayanlar da iyi iş yapıyor canım. Şimdi senin de hakkını yemeyelim. Mustafa kardeşim taksi işi yapar da ama sarı değil, onunki beyaz. Sağ olsun, onun da hakkını yemeyelim şimdi. O da iyi bir şoför. Arabası da güzel. Bizim kahrımızı çekiyor sağ olsun. Getiriyor, götürüyor. Allah razı olsun. Evet. Vardık. Hacı Bayram Efendimizin, dedemizin türbesine. Öncesinde bir camiye gittik. Abdestlerimizi tazelettik. İki rekatta tahiyyetül mescid derler. Nafile namazı vardır. Yani mescidi selamlama anlamına gelir. İki rekatta orada nafile namazı eda ettikten sonra dedemizin kapısına vardık. Ama içerisi dolu. Hanımefendiler içeriye doldurmuşlar. İçerisi dışarısı dolu. Herkes işte dualar ediyor. Herkesin talepleri var. Kimisinin kızı evlenecek, işte kimisinin oğlu evlenecek. Veya darda kalmış. Aman diyor ya Rabbi. Şu sevgili kulun Hacı Bayram'ın hürmetine şu işim diyor. Olsun niyazda bulunuyor. O da oluyor. Hemen geliyor orada. Şeker, genelde şeker dağıtıyorlar. Demek ki adetleri öyle ya. Neyse. İçeriye girmek mümkün değil. Kapıda kaldık efendiciğimle. Elinde bastonu da var o zaman. Yaş 88. O bastonuyla 3 defa vurdu. Tak, tak, tak. Ama siz onu tak tak anlamayın. Hak, hak, hak anlayın. Hak faildir, hak mevsuftur, hak mevcuttur. Nerede? Nerede? Evet. Bende? Nerede? Sende? Evet. Ya. Uzak değil, çok yakınsın. Canda, gönülde sen varsın. Anladım demiş de biz anlayalım. Anlamaya çalışalım. Anlayalım. İnşallah anladım da dediğimiz günlerde olur yani. Anladım. Sen ben misin? Evet. Efendiciğim 3 defa vurduktan sonra dedi ki ey koca veli, sen rahat uyu. Emanet bizde. Sancak bizde. Ne sancağıydı o? Hivaul hamd. Evet, sancağı. O da içeriden birisi çıktı geldi de baktı şöyle. Baktıktan sonra dedi ki anlıyorum amca anlıyorum dedi. Ama bilmiyorum artık. Ne anladı? Ne kadar anladı? Kendime soruyorum. Ne kadar anladın yani mürşidini? Ne kadar anlayabildin? Siz de sorun. Tabii. Hazreti Niyazi Mürşidini anlamış, anlamış da diyor ki dost göründü çün ayan, kalmadı bir şey nihan, nihan gizli demek.
Artık gizli saklı sır mur falan böyle bir şey kalmadı diyor. Dost göründü çünayan, kalmadı bir şey nihan. Koparsa bugün tufan. Ya kopsa ne olmuştur ha? Bana bir katre tufan. Ben o bir katrede tufanı yaşamışım diyor ya. Tufan dediğin nedir ki? Bir katre tufan bana. Dağma. Zaten bütün mesele kendinin damla olduğunu anlayabilmekte. Anladın mı? Ne yapacaksın o zaman anladıysan? At. Deryaya at. Katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın diye. Umman olan anlar biz. Katre, evet. Ummandandır. Umman seni anlar. Katre ummanı anlamayabilir ama seni anlar. Der ki benden. Evet. Salikler kamili anlamayabilir. Ama kamil salikleri anlamaz mı? Bilmez mi? Tanımaz mı? Efendiciğim ne der? Avcunun içerisindeki hardal tanesi gibidir derdi. Nitekim bir gün 15 sene kalıvermiş de tevhid-i zatta 15 yıl ama diyordu evlat keyfim yerindeydi, neşem yerindeydi. Ne demek o tevhid-i zat? Zat deryasına dalmış. Varlığınla bir eser kalmamış. Onu üzecek, canını sıkacak. Efendime söylüyorum, dedim dedilerle onu muhatap edecek. Falan falan, hiçbir şey değil kalmamış. Derler ya, öl de kurtul, ölmüş kurtulmuş baba. Geçen bir dost göndermiş böyle. Senin bir delikanlı var, Volkan. Evet, o göndermiş. Ona da birisi göndermiş, okuyamamış. O da bana göndermiş, okuyuver diye. Hiçlik diyor. Dur açayım da şuradan okuyayım bakayım. Oh, 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 oh. Evet. Buradan da Volkan'a da selam söylemiş olalım. Hiçlik makamına erdinse eğer değmez sana ne gam ne keder. Hiçlik makamına erdinse eğer değmez sana ne gam ne keder. Bunu şimdi tersinden okuyalım. Eğer hiçlik makamına ermediysen seni ne gam terk eder, ne keder terk eder, ne üzüntü terk eder, ne stres terk eder, say say gitmez ya. Efendiciğim terk etmiş de hiçlik makamında keyfim yerinde, neşem yerinde diyor, gülşitler geliyor, sohbetler ediyorum. Bir tanesi şaşırmış kalmış. Efendim dersiniz nedir diye soruyor Rüşidime de Tevhid-i Zat demiş. Nasıl? Tevhid-i Zat. Allah Allah. Mürşidiniz İzmir'de. Almış adresini gitmiş. Ben demiş Kuşadası'ndan geliyorum. Orada İbrahim Efendi diye bir arkadaşla tanıştım demiş. Sordum ki dersin nedir? Tevhid-i Zat dedi. Ben ki diyor mürşidim. Bana öyle bir sohbet etti ki o sohbet bende yok. Onun demiş dersini değiştirseniz. Allah Allah. Yani hiçlikten hepliğe, yokluktan varlığa çıkarsanız, fenadan bekaya çıkarsanız onu. Uçuverse. Kim o? İbrahim. O bir şey bilmez demiş. O ya. Efendiciğim bunu anlattı, paylaştı ya.
Ha benim canım sıkıldı ya. Ne demek dedim ya? Benim mürşidime bu söylenecek kelam mıdır yani? O bir şey bilmez. Nasıl bilmez? Ben bunu evirdim, çevirdim, yattım olmadı, kalktım olmadı. Bir gün, iki gün, üç gün huzurum kalmadı ya. Allah. Efendim bir şey bilmiyor. Nasıl bilmez? Neyse. Çocuklar da bir müşkülün olursa Allah'a sorun der. Sor Allah'a. Cevabı gelir. Hele derdi hele. Hele hele. Sordun ya. İki damla da gözyaşı dökersen hiç dayanamaz. Sormuş gülünü. Cevap gelir. Gelmiyorsa cevap, gayret. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Ya. Niye? Diyor ki Kur'an'ında "Ud'u'nu yestecib lekum." Değil mi? "Ud'u'nu yestecib lekum." Geldi. Dedi ki senin efendinin dersi neydi? Tevhid-i zat. Tevhid-i zat saliki ne bilir? Hiçliği yaşayan, ölmeden evvel ölmüş, mutu kable ente mutuya ermiş. O zevk ve şuhut içerisinde yani. O anlıyor. Nesi var? İlmi olur mu? Ki ilmini zaten daha bir mertebe öncesinde vermişti ya, değil mi? La mevzufe illallah dediğinde ilmimiz ilmullah'tır demiştik değil mi? İlmimiz ilmullah'tır. Bizde hay olan Allah'tır. O zaman haklı değil mi? O bir şey bilmez diyen. Elbette ki haklı. Ha, bak bir de şu var incelik. O bir şey bilmez diyen ne niyetle söyledi onu bilmem. Varsa onda bir eğrilik, onun eğriliğidir. Onun da bana bir zararı olmaz. Sen yeter ki doğru ol. Başkasının yamuk sana zarar vermez. O onun hesabı. Her koyun kendi bacağından derler ya, evet. Herkes kendi hesabını verir. Hasan'ın hesabını bana sormazlar. Benimkini de Ercan'dan sormazlar. Hasan'ın hesabını kendi verecek. Evet, Kadir hesabını kendi, Turgut hesabını kendi verecek. Kime? Gene kendine verecek. Gitmiş bir gün mürşidinin yanına. Gel bakalım demiş. Hoş geldin Kuşadalı. Hoş geldin. Birisi gelmiş senin ziyaretine. Sen ona sohbet etmişsin. Etmişindir efendim. O bana dedi ki onun dersini değiştirseniz ne dersin? Onu söyleyin demiş. Kim söylediyse. Doğru söylememiş demiş. Benim mürşidim seni bilmiyor mu demiş. Ben onun avucunun içerisindeki hardal tanesi gibi değil miyim? Mürşidim bana böyle söyledi. Öyleyse benim dersimin değişmesi gerekiyorsa 15 sene mi kaldım? Eyvallah. 30 sene dese gene eyvallah. Olur mu itirazım? Ölünün itirazı olur mu canım?
Sonra dem gelir. İsrafil bir sur daha üfler. Ve nefaktu fihi min ruhi. Değil mi? Ruhlandırıverir. Hayatından hayat bahşeder. Evet. Bir daha gidişinde seninle demiş üst kata çıkalım. Ne var üst katta? Orası cami de. Üst katı sermahfil diyoruz ya, genelde hanımefendileri oraya çıkarırlar. Zahiren. Yani üst kata çıkalım. Manen de doğru. Ne diyor yani? Seni fenadan üst kat bakaya çıkarayım diyor. Yani. Çıkmışlar üst kata. Hadi bakalım demiş artık. Enel hak sırrına er bak. Ki sanma sen olupsun hak. Velakin sensin ol masar. Öyle bir masarsın ki. Ki hak söyler kulun dilinden. Enel hak. Zaten sen söylersen olmaz o iş. Talibi sözü kendinden demez diyor. Lisanı hak ile söyledim eğer. Kendinden demez mi? Kendinden de der. Ya Allah söyler kulun dilinden ya da kul söyler Allah'ın dilinden. Ya Allah söyler kulun dilinden ya da kul söyler Allah'ın dilinden. Ya Allah görür kulun gözünden ya da kul görür Allah'ın gözüyle. Netice aynı yere çıkar. Zaten bu iki görüşü bir daha çıkarsın da yukarıya da bir kanat daha çapır verirsin de ha. Ne olur? Ne diyoruz? İlla mevcude illa ene. Kudbu ferahis, makamı ruh. Allah söyler kulun dilinden. Hak zahir, halk batın ya. Kul söyler Allah'ın diliyle. Talibi bu sözü kendinden demez. Lisanı hakla söyledi mer dedi ya. Ruhu şad olsun Hasan Fehmi Efendimiz. Evet, ne oldu? İllel mevcude illa ente. Gelin, onun ikisini de bir eyleyelim. Hakkı ve halkı ayırmayalım, tevhid edelim. Ne olsun? İlla mevcude illa Allah olsun. Vesselam. Evet. İşte illa mevcude illa Allah diyen, ne diyoruz ona? Cemül cemde kâbe kavseyn. Yoktur bunda asla isleyin. İkilik asla yoktur diyor burada. Ne var? Orada teklik var. Vitriyet diyoruz. Vitir namazı eda ediyoruz ya. Üç rekat. Evet. O da Cemil Cem'in namazı. Hani sohbete girerken demiştik ya. Her mertebenin bir namazı var diye. Evet. Sabah namazı. Tevhid-i efalin. Evet. Salikenin. Sabah namazını kılmak için ne yapıyoruz? Sabah namazı kime farz? Uyanık olana farz. Uyana farz değil. Değil mi? Uyku meşru bir mazerettir yani. Uyur kalırsanız ne oluyor? Ki Resulullah Efendimiz'in de öyle yaşamış. Niye? Bize örnek olması için. Ne yapıyoruz o zaman? Güneş doğduktan sonra, değil mi? O günün sabah namazını eda ediyoruz. Eyvallah. Demek ki sabah namazını kılmak için uykudan uyanmak lazım. Evet. Tevhid namazını kılabilmek için de gaflet uykusundan uyanmak lazım. Ne ile? Zikrullah ile uyanmak lazım. Öğlen namazını da tevhid-i sıfatla eda ettik. İkindiye geldik. Tevhid-i zat.
akşama geldik. Can. O da üç rekattır ha. Niye? O da cem'i ahadi ediyoruz. Ya akşam namazının vakti de çok kısadır yani. O yüzden makamı cem saliklerini fazla tutmuyorlar. Aç gözünü açtın, açtın mı açtın? Açtın, açtın, açmadın zaten. Bekle ki artık açılsın diye. Aç gözünü hikmetle bak diyoruz ya, görünen değil mi hak? Evet. Fehminin diyor sözü mutlak. Ya fehmi kendisi mukayyet, sözü nasıl mutlak oluyor? Ha burada mutlak olur işte. Burada mutlak olur. Mutlaktan söyler çünkü ya. Evet. Resulullah Efendimiz de mutlaktan. Evet. Lal-ı güher diyorlar. İnci mercan. Efendi Cibril Hoca Resulü derdi ki çocuklar benim için, benim için diyor. Benim için hadis-i şerifler de ayet-i kerimeler kadar değerlidir. Yani canım bu hadis. Sakın ha. Sakın ha. Şimdi bazı tipler var ya, ne diyorlar? Canım hadis, ne hadisi bırak. Bize Kur'an yeter. Allah Allah. Efendim derdi ki ayet de hadis de. Nereden çıktı evladım? Aynı ağızdan çıkmadı mı? Aynı ağız, o mübarek ağızdan çıkmadı mı? Tamam. O dedi ki yazın ayettir. Bitti, ayet oldu. Dedi ki yazmayın. Bu bendendir, Muhammed'dendir. Yazmayın. Yazın ayettir. Mutlaktan. O yüzden diyor Hasan Fehmi Efendimiz, kamil mürşit olanın sözleri Kur'an olur be. Yani ayettir. Ama sen illa o satırlarda yazılı olan ayetin aynısı olacak diye düşünme. O da ayettir. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere uygundur o kamil mürşidin yapmış olduğu muhabbet asla ve kat'a o mertebeyle ilgili ifade ediyorum şimdi. Yani kurbu feraizle ilgili olarak ifade ediyorum. Kur'an'a ters düşmez. Bir gün Ahmet Efendi merhum sohbet ederken 3-5 tane de hoca efendi var. Onları buna yetiştirmeye çalışıyor da bir gün demişler ki efendiciğim biraz daha sakin, biraz daha böyle yavaş yavaş sohbet edecek olursanız şayet sizin kurmuş olduğunuz her cümleyle alakalı olarak ya bir ayet, ya bir hadis-i şerif, ya da bir hadis-i kutsi getiririz demişler. Biliyor musunuz? Kamil mürşid olanın sözleri ne oluyormuş? Kur'an. Kurbu feraizden sohbet yapar, Kur'an'dır. Kurbu nevafilden sohbet yapar, hadis-i şeriftir. Hadistir, evet. Ama sen onu aramaya kalkma Buhari'de. Orada, oralarda bulamazsın onu. Ama oradakine de ters değildir yalnız. Yani bunu anlamaya çalışalım. Bu bir incelik. Ne diyordu efendiciğim? Ehli tevhid Allah ve Muhammed'i ayırmaz. La ilahe illallah. Çünkü ne? Muhammed'in Resulullah. Allah ayırmıyor. Sen niye ayırıyorsun be dostum? İman, şehadet değil mi? La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah. Beraber. Öyle Muhammed, Resul yok. Olmaz canım. Noksan olur. Allah o noksanlığı kabul etmez. Eksik kalırsın. Ha şirkten kurtulursun ayrı mesele yani.
Ama Muhammed'in yaşantıya gelmen lazım. Muhammed'in Resulullah La ilahe illallah'ın kemalatıdır. Öyle. Senin esrar, miracın fenafillah olan bildi, bekavillah bulan erdi o zevke ya Resulallah diyor sahabe efendimiz. Bildiniz, öğrendiniz. Hakikati anladınız. Yani illallah'a geldiniz. Evet güzel. Efendiciğim derdi ki ha derdi artık bundan böyle namaz kılmayacak mısınız? Tam tersine derdi. Eskiden takliden kılıyorsunuz, şimdi tahkiken kalacaksın. Eskiden Allahu Ekber diyordun, geziyordun, tozuyordun. Nerede? İşinde, gücünde. Ne iş yapıyorsan, dükkanda, çarşıda, pazarda falan filan. Ya geçmişte ya da gelecekte dolanıyorsun. Ama Hakk'ın huzurundasın ya. Efendiciğim güzel bir dostu vardı, ruhu şad olsun. Efendimizin sohbetler kitabının başına koyduk. Mehmet Oruç Hoca'nın efendime söyleyeyim, şiiri de var orada. Bir de İbrahim Efendimiz'e yazmış olduğu mektubun bir fotokopisi var diye fotoğrafını oraya koyduk. Orada diyor ki İbrahim'imiz mektubun başında kitap öyle İbrahim'imiz tertemiz aynamız diyor. İbrahim'imiz tertemiz aynamız. Evet. İşte o Mehmet Oruç dostunu ziyarete gitmiştik Efendimizle beraber de İzmir'in Mordoğan ilçesi var. Yazları orada ikamet ederdi. Gittik. Bizi yukarıya çıkardı. Yukarıda da yayla böyle körfez olduğu gibi ayağınızın altında. Aşağısı yanıyor ama yukarısı küfür küfür esiyor. İnsancıklar da aşağıda. Eskiden yukarıdalarmış da artık şimdi yukarının modası geçmiş. İlla aşağıda yanacağız diyorlar. E yanın. Ama aklı olan yukarıda yaşar. Küfür küfür. Manzarası da güzel. Ne güzel. Hatta o zaman demişti, çocuklar buralar çok kıymetlenecek, buralardan bir şeyler alın demişti. Almadık. Niye? Bizim önümüzde görüşümüz var. Bizim derdimiz oydu yani. Başkasıyla alakalı bir derdimiz yoktu. Hatta benim bir ortağım vardı. Bana bir gün dedi ki, yahu dedi, Fehmi dedi, batıyorsun dedi. Daha yeni yani efendiyle beraber olmuşuz. Daha yeni nişanlanmışız. Ama başımızda kavak yerleri böyle esiyor da ona dedim ki sana ne lan dedim, batıyorsan ben batıyorum dedim. Sana ne? Neyse. Namaz vakti geldi. Cami var, camiye gittik. Caminin kapısı. Gitti. Zaten hoca falan yok. Oradan hasır bulduk. 3-5 tane. Serdik yere. Önümüzde hafız. Hukuk mezunu. Daha sonra gitmiş Bağdat'a. Orada tasavvuf tahsili yapmış. Yani hem zahiren hem batinen çift yönlü, zülcenahi kıymetli bir insan. Yani şimdi o güzide insanın önüne geçip imamlık yapılır mı Allah aşkına? Ya yok. Dedim, hocam buyurun. Geç geç sen geç dedi. Dedim hocam. Ben sizin yerinizde geçen. Geçer bir adım geç dedi. Ben geçersem şimdi o namaz bitmez dedi. Dedi bir alemden bir aleme dedi.
Geçerim ben dedi, onunla vazgeçmez. Geç dedi, sen kıldır. Dur ben geçtim, 5 dakikada kıldırdım. Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. 5 dakikada bitirdik biz ikindi namazını. Evet. Neymiş namaz? Es-salatu miracul mümin. Mümin miracıymış. Şartları var, rükünleri var, farzı var, vacibi var, sünneti var, müstehabbı var, mekruhu var. Var oğlum, var. Var. Mekruhlardan mesela benim çok dikkatimi çekmişti de tevhidden önce, tevhide girdikten sonra o mekruh bana açıldı. Nedir o mekruh diye soracak olursanız, secdeye vardığınızda gözünüzü yummayacaksınız. Gözünüzü açacaksınız. Kıyamdayken sağa sola bakmayacaksınız. Nereye bakacaksınız? Secde mahalline bakacaksınız. Nereye secde ediyorsanız ona bakacaksınız. Oraya bakacaksınız. Allah Allah. Ya. Çok şükür. Gidiyorum ya Rabbi. Secde. Aç gözünü. Açtım. Ne görüyorum? Halı. Ne görüyorum? Hasır. Ne görüyorum? Seccade. Ne görüyorum? Taşa secde ettiyse taş görüyorsun yani. Ne görüyorum? Ya. Açsam ne olur? Yumsam ne olur? Yumarsan mekruh diyor. Ne demek mekruh? Kerih olan, hoş olan bir şey değil. Açacaksın. Ama açıyor. Şimdi tevhid-i zat namazını kılan, yani ikindi namazını kılan salike ne diyoruz? Yumma gözünü diyoruz, aç gözünü. Ya açarsam ne olacak? Kardeş bak bir yere geliyorsun. Kime secde ediyorsun? Hakk'a. Açar gözün, açar gözü, açar gözün, bakar. Kime? Hakk'a ya. Görmez gözü, hiç masiva vermiş gönül, Hak'tan yana hep gördüğü didar olur, hep gördüğü cemal olur. Bak şimdi, tevhid öncesi kılmış olduğun namazla tevhid sonrası kılmış olduğun namaz ikisi bir mi? Elbette ki değil. Hel yessevir lezine ya'lemun ve lezine la ya'lemun ayeti kerime. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor ya. Afif merhum bu ayeti kerimeyi şiir getirmiş de diyor ki elbette olmaz. Biri insan, biri hayvan diyor. İnsan kim o? Allah'ı bilen. Kim o? Kendini bilen. Evet. İnsan. Kim o? Hayvan. Kim o? Kendini bilmeyen. Evet. İnek inekliğini bilmez. Çünkü bak böyle. Bugün hoca gözümüzün içine baka baka merkep dedi, tamam anladık. Ondan sonra yetinmedi. Baktı ki, ya özür dilerim yani, haşa nüfuzu. Eşek dedi yani. Ben de estağfurullah dedim.
Yani. Hazreti Niyazi bir vaizden bahsediyor da Niyazi divanında okumuşsunuz. Acep diyor, neye hizmettedir vaiz? İkiye bölmüş diyor halkı cihanı. Birini işte cehenneme sarkıtır vaiz. İşte ağzından şeyler saçar, alevler saçar, yakar şeytanı. Vaiz diyor da. İşte vaiz karşısında insanlar var. Onların gözünün içine baka baka eşek. Estağfurullah. Camide eşeği ne işi var canım? Eşek dışarıda ne var? Allah aşkına. Sonra eşek deyip, yok canım öyle deme ya. Allah onu senin için yaratmış. Senin istifadeni sunmuş ya. Her varlık sana hizmet ediyor. Hepsinin gözü sende. Geçen gün bir çoban video paylaşmış da belki de içinizde gören de olmuştur ya. Çoban epeyce bir affederseniz eşeğinden ayrı kalmış da eşeğinden karşılaştı. Eşek karşıdan gördü sahibini, çobanı. Vallahi öyle koşa koşa geldi ki yani. Çobana. Nasıl böyle yani? Nasıl seviyor çobanı? Vay dedim ya. Çok haklı. Eşek eşekliğiyle diyorum. Kendisine bakanı. Kendisini seveni. Biliyor. Tanıyor. Koşa koşa gidiyor. E şimdi sen iki elimle yarattım dediysen لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ takvim dediysen كَرَّمْنَا beni Adem dediysen yani onun kadar ya. Olmayacak mı ya? Tanımayacak mısın ya? Sana hayat veren, seni yaşatan, seni yediren, içiren, evet, gözünden görsün, kulağından işitsin, dilinden söylesin, Allah Allah, seni hiç terk etmesin, hiç bırakmasın ve sevgisinden seni yaratsın, kulum seni seviyorum desin. Ve günde 5 defa seni de davet etsin. Gel kulum seninle şöyle bir sevişelim desin. Ha? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün birisi beni arıyor da. İşte şöyle, işte böyle. Ya kardeş, yapma öyle. O da lazım. O senin beğenmediğin adam var ya, o adama olmasın, Allah'ta sen eksiklik bulmuş olursun, nakise getirmiş olursun. O adamın olması lazım. Ne ki var görüyorsun, hepsi Cenab-ı Hakk'ın var etmesiyle var. Zati, sıfati, efali, tecellileri var. Ne varsa hepsi o tecellisi değil ya. Sen onu beğenmiyorsun. Be kardeşim o zaman sahibine ucuz ona dokunuyor yani. Sahibi o. O zaman onu beğenmiyorsun. Ya ama şöyle böyle. Kardeşim. Şimdilik öyle. Yarın onun ne olacağını nereden biliyorsun? Resulullah Efendimiz, ya Rabbi diyor, sana hamdü sana, sana şükürden acizim, hamdden acizim diyor. Seni sena ettiği gibi diyor, yücesin, hamde layık sensin.
Beni Ebu Cehil yapabilirdin diyor. Ebu Cehil de ben yapabilirdin yani. Bakar mısın? Yahu seni tevhidine getirmiş. Seni insanların içerisinde böyle seçmiş seçmiş. Değil mi? Sana sırrını açmış. La ilahe illallah sırrını sana açmış. Her sıfattan zalın zatını ilan eyleyen kendini evet sana vermiş. Ya. Yapma kardeş. Anlatamadım bir türlü. Ya bu sen Fatiha okuyorsun dedim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim mi? Hepsi var içerisinde ya. Hepsi. Rabbül Alemin, Rabbül Müslüman değil ki. Müslümanların Rabbi değil, Rabbül Alemin, bütün alemlerin Rabbi. Niye onu inkar ediyorsun? Kendini inkar ediyorsun be kardeşim. Yapma. Fatiha'yı güzel oku. Ama tevhide gelmediysen Fatiha'yı da güzel okuyamazsın. Ha, tecvidli olarak evet dört dörtlük okursun. Bir de böyle usulüyle, makamıyla okursun. Eyvallah. Güzel misin? Da güzel. İyi ama sadece zahirinde kalırsan hocanın o hoş, tatlı şivesiyle, edasıyla okumuş olduğu o ayeti kerimeleri, o melodisi, o da güzel, o da güzel. Ama bir de o okunanın manasının içerisine giriverirsen, ağzından çıkan kulağına girer, kulağından da daha içerilere böyle gönlüne girerse, evet, o Fatiha sende tecelli ederse, yani sen Fatiha olacak olursan, İşte o namaza işte Allahu Ekber diye girersin de artık o namazın selası yok. Selası ne demek? Selamı yok. O namaza giriş var ama o namazdan çıkış yok. Çıkamazsın ki. Nasıl çıkarsın huzurdan? Nasıl ayrılırsın? İki tane derviş mescitte konaklıyorlar da ikisi de rahatsız. Kıvrım kıvrım kıvranıyorlar. Oradan da bir Hristiyan doktor geçiyormuş. Demişler ki ya içeride iki tane hasta var, ona bir bakıversen olur demiş. Girmiş içeriye doktor. Siz rahatsızsınız. Demiş neyin var? Benim bir şeyim yok demiş. Ya has yok demiş ya. Benim bir şeyim yok. Ben iyiyim elhamdülillah. Öteki de demiş. Senin neyin var? Ağlamış, sızlamış, şuyum var, buyum var, şikayet şikayet. Tamam, tamam demiş. Bir muayene, tedavisi, şu ilaçları falan kullan, tamam. Çıkmış gitmiş. O hiçbir şeyim yok diye demiş ki arkadaşım. Ya demiş sen de benim gibi rahatsızdın. Kıvrım kıvrım kıvranıyordun. Niye demiş benim bir şeyim yok dedim doktora. Ben demiş dostumu düşmana şikayet etmem. Bak inceliğe bak. Ben dostumu dost dedi kim? Bu hastalığı bana veren diyor. Dostumdur benim. Düşman kim? O diyor. Doktor. Allah'a dost değil. Allah'a dost olsa ne yapacak? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi lazım. Ben diyor dostumu düşmanıma diyor. Şikayet etmem. Peki sen söyle demiş. Adam sana sordu. Neyin var dedi. Sen niye demiş o kadar demiş ağladın sızladın demiş. Hani olduğundan daha fazla böyle abarttın işi falan deyince. Aa,
Öyle demiş niyetim şuydu. Bak doktor efendi, biz Allah dostuyuz. Görüyorsun bak, dostuna neler yapıyor, düşmanına ne yapmaz, anladın işte. Düşmanına ne yapmaz, bak dostuna neler yapıyor, düşmana ne yapmaz, anlayıver. Evet. Ruhu şad olsun Zaki Baba. Efendiciğim, Ömer'im diye hitap ettiği, hukukçu bir insan ama asla avukatlık yapmamış. Kendisi Sadat'tan bir seyitti yani. Ama kimselere söylemedi seyit olduğunu. Asla saklardı, gizlerdi yani. Benim gibi birkaç kişi dinledi yani seyit olduğunu. Biz de söylemezdik yani. Niye? Çünkü reklamını yapmasını istemezdi yani. Saklardı. Ya baba nasılsın? Vallahi diyor, tokmağın biri iniyor biri kalkıyor, biri iniyor biri kalkıyor. Ondan sonra yahu derdi hocam, insan derdi ya sevdiğine böyle mi yapar derdi. Ben derdi sevdiğime böyle yapmam. Ama dedi bak görüyorsun yani sopanın biri kalkıyor, ben böyle yap, böyle mi yapar derdi ya, insan sevdiğine. Allah dedim, baba sen ne gördün ki? En çok sevdiğini dedim, biliyorsun neler neler yaptı. Sen hiç dedim, duydun mu dedenin ağzından bir şikayet cümlesi? Eşeddül belâ'i alel enbiyâ. Belaların, evet, en çetini, en şiddetlisi nebilerimedir. Sonra velilerime, sonra derecesine göre diğer müminlere. Ben melami oldum. Eda olmaya karar verdim. Gelenlere diyorum ki kardeşim gelme. Diyorum bu yol belalıdır. Belalıdır yani. Kardeşim söyleyeyim. Ha sen belki şöyle düşünüyor olabilirsin. Ya çünkü düşünerek girenler de vardı ya. Bir gün böyle toplanmışız dostlarla. Ya dedim arkadaşlar, hepinize tek tek soruyorum şimdi. Sen tevhide niye geldin? Niye girdin? Herkes. Birisi dedi ki vallahi dedi bizim işler bozukluk. Hanımla dedi, dertleşiyoruz. Hanıma dedim ki ya hanım, bak falanca akraba tevhide girdi, melami oldu, köşe oldu. Falanca öyle. Allah demiş bu tevhidde, melamelikte demiş var bir şey. Demiş biz de girelim, biz de köşeye dönelim. Ben dedim bunun için ya. Tamam. Hemen ulaştım. Ulaştı değil mi? Ulaştı. Neyse niyetiniz Allah, niyetinizin karşılığını verir. Ama siz ufak tefek şeylere fit olmayın arkadaşlar. Dünyaya hiç fit olmayın ya. Ya ukva, aman 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 ona da fit olmayın. Daha büyük oynayın, daha büyük, daha büyük. Dedem söylemişti, hoşuma gitti, ben de paylaşıyorum. Dedem vardı. Dedi ki Allah ehli dünyadan ehlullah yapmaz. Ya ehli ukbadan ondan da yapmaz. Ya kimden yapar? Dünya ve ukbadan geçenlerden yapar. Hani bir ilahi var okuyoruz ya. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek diyor da yok. Ben onu değiştirdim. Bana mürşidim gerek.
Yahu Allah'ı nerede bulacağım edeceğim Allah'ını seversen? Ya diyor Allah'a ne gerek var? O bize şah damarından daha yakın değil mi? Doğru. Gerek var Allah. Haklısın. Tamam. Sen Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumasını biliyorsun değil mi? Tabii. Okuyor. Evet. Hatimler yapıyor. Çok güzel. E Allah seninle beraber değil miydi? Evet. Niye Allah'tan öğrenmedin? Gittin cami hocasına, gittin Kur'an kursuna, oradan öğrendin. Yahu yüzünden okumasını bile gidiyorsun hocaya, ona ihtiyaç duyuyorsun da, bırak yüzünü okumayı, manasına ermek istiyorsun. Hadi Kur'an'ı anladık. Ya Kur'an'ın sahibi, onu tanımak, bilmek için bir bildirene ihtiyaç yok mu Allah aşkına ya? Nasıl oluyorum? Mürşide, mürşitsiz olurmuş. Valla olduranlara aşk olsun, ne diyeyim? Ben olduramam. Ben olduramam. 6 sene klasik medrese usulü tahsilim var benim ya. Emzile, bina, maksus. Bunlar Arabi, Arap lisanı ilmi yani. Bunlar işin sarf tarafı. Bir de nahiv tarafı vardır. Avamildir, ıssardır, kafiyedir. Bir de en son okunan Molla Camisi vardır. Ben Molla Camii de okudum, bitirdim. Eskiden medreselerde talep olup bitirdim, işi biter. İcazetini alır ve hemen de evlendirirlermiş. Biz bitirdik ama evlendirmediler, tabii başka daha var. Ya. Ne oldu? Okudum. Evet. İcazeti de aldık. Yetmedi bile devletin İmam Hatip Okulu'na gittik. Orayı da bitirdik. Bir teşebbüs miktarı geçtik cemaatin yönüne imamlık da yaptık. Oldu mu? Ben olduramadım. Olduranlara aşk olsun diyorum ya. Ben diyeyim, sen daha dedi Allah demesini bilmiyorsun dedi. Ah ama yaptın dedim ya. Ben 9 yaşında Kur'an kursuna gittim. Sabahtan öğleye kadar Kur'an kursuna gidiyordum. Öğleden sonra da akşama kadar ilkokula gidiyordum ya. 9 yaşında Kur'an-ı Kerim'i sular seller gibi okuyordum. Onu bırak babacığımın Enver Aşık'ın diye eski Osmanlıca matbu şeyi vardı. Yazıcı Zerde'nin eseri vardı. Rasulullah Efendimiz'i, sahabeye gider, şeyler. Menekupları anlatır. Enver-ül Aşık'ın. Şimdi onu tabi şeyle bastılar. Latin harfleri oranla bastılar da. Ben onu okuyordum ya. Daha 9 yaşındayım. Bir anıma hemen bir parantez içinde anlatıvereyim. İmam Hatip lise 2. sınıf talebesiyiz. Bir münazara tertiplenmiş İmam Hatip Okulu ile Sağlık Koleji arasında. O münazara heyetine beni de seçtiler. 4 arkadaş imatibe biz temsil ediyoruz. Münazaranın konusu ne? Hastalıkların tedavisinde maddi etkenler mi daha etkilidir? Yoksa maneviyat mı? Tabii İmam Hatip'te olduğumuz için artık maneviyat otomatikman bizim üzerimize kaldı. Maddi etkenler de sağlık kolejleri üzerine kaldı. Bizimkisi görüntüde zor. Doktor yok, ilaç yok, iğne yok, serum yok, operasyon yok, ameliyat yok. Her şey onlarda. Bizde bir maneviyat var.
Herkes diyor ki, biz baştan mağlubuz. Kim demiş mağlubuz ya? Öylesine bir azmetti ki, öylesine bir çalıştık ki, kütüphanenin altını üstüne getirdik. Karıştırıyoruz. Kitapların olunduğu o fihristi, bir tane kitap orada gözüme çarptı. Kütüphaneci yaşlı bir hanımefendi. Dedim şu kitabı istiyorum. Kadın baktı, güldü. O senin işine yaramaz dedi. Neden dedim yaramaz? Sen onu okuyamazsın dedi. Niye dedim? O dedi Osmanlıca. Kim demiş okuyamazsın ya? Okurum ben dedim. Getir. Kadın şaşırdı kaldı. Gitti hemen koştu aldı geldi. Oku bakayım dedim. Ben de okudum şakır şakır şakır. Niye? 9 yaşında başlamışım okumaya. 9 yaşında başlamışım okumaya. Bir de 9 yaşında başlasaydım ha? Kendi kitabımı okumaya. Allah. Olsun. Olsun. Oturduğunda başladık okumaya. Elhamdülillah. Ya hiç başlamasaydık yandı gülüm keten elva. Boş geldiğimiz bu dünyada bomboş gidecek. Parantezi kapattık da şimdi hadi bakalım döndürün beni. Bulduk Osmanlıcayı. He? Osmanlıcayı okuduk. Okuduk da işte okumadan öncesine gel. Münazara. Yes. Öncesine gel. Tamam münazarayı biz kazandık. Onu söylemeyi unuttum ya. Olduramadık diyordunuz efendim bir türlü. Mürşitsiz olduramadık. Evet, Allah razı olsun Hasan. Öyle savulduk ki, biz yendik sağlık kolejini. Maneviyat kazandı. Ama onlar bizimle alay ediyorlardı. Ne diyorlardı? Hala öyle diyorlar da. Ölü yıkayıcılar gelmiş diye. Vallahi yıkıyoruz. Ölü de yıkıyoruz. Hele benim bir dedem var. Çok güzel ölü yıkarmış. Bir gün demiş ki benim yıkadığım ölü demiş cennete gider. Kıyamet kopmuş. Müftü hemen haber salmış. Çağırın gelsin. Ne o demiş müftü. Karşıyaka'nın bütün cenazeleri senin camine mi gelsin istiyorsun? Yok demiş. Niye isteyeyim ki? Ama demişsin ki benim yıkadığım ölü cennete gider demişsin. Bunu duyan halk ne yapacak? Allah. Sabri Hoca'nın yıkadığı ölü cennete gidiyormuş. Öyleyse bütün ölüler Sabri Hoca'ya. O yıkasın öyle ya. Babam gitsin cennete, amcam gitsin cennete. İkisi ya. İkisi ne demiş ben öyle bir söz söyledim ama siz onu yanlış anlamışsınız demiş. Benim yıkadığım ölü demiş cennete gider. Ben de şikayetçisi değilim demiş. Benim yıkadığım ölüler onlar mutu kablen temutuya. Hazreti Resulullah'ın ölmezden evvel ölünüz emrine evet, icabet edin, itaat edin, ölmeden evvel ölenleri demiş ben yıkarım. Üç su, tertemiz. İstersen demiş seni de yıkayabilirim. Dahası var. Müftü artık kafayı takmış. Bak demiş, görevine son veririm. Ve ya demiş, bir sürü çocuğun da var. Ne iş yaparsın demiş yani. Hocasın, devletten maaş alıyorsun ya. Mürşidimin mahallesinde simit satarım demiş. Gene rızkımı, nafakamı temin eder. Bitti. İşte bu adam eşiği açmış. Ne işi? Korku eşiğini açmış. Ela inne evliya Allah la havfun.
Şikayet etmişler müftü, tabi yukarıdan gelmiş müfettiş. Soruyor, senin için melami diyorlar. Ne diyorsun söyle. Nerede demiş ya, keşke olabilsem demiş, nerede? Bana da geldi müfettiş. Beni de şikayet ettiler. Zaten etmeselerdi ben kendimden şüphe ederdim. Evet. Beni de şikayet ettiler. Müfettiş bana da geldi. Dediler senin için melami diyorlar. Tabii dedim. Elhamdülillah melamiyim. Nereden melami? Alakası yok. Daha yeni başlamışım. Ama o esmayı sahiplenmişim ya. Bir de mürşidimin büyük mürşidi demiş ki bir melami saliki korkmadan çekinmeden ben melamiyim diyebilecek cesareti göstermeli. Melamiyim diyebilmeli. O bizim işte ilk yanık devrelerimizde. Şöyle bir şey oldu. Evet. Melami. Bak dedi bu senin aleyhine olur. E olsun dedi. Ne olacak yani? Ne olur en fazla? Yarı yolda son verirsin gitsin. Olsun. Ben zaten son defa çıktım bu sahneye. O da yani buradan para kazanayım diye çıkmadım ki. Dostlarım rica ettiler. Zaki Baba kıramayacağım. Benim yol arkadaşım. Evet. Can kardeşim. Dedi ki ya caminin mihrabı boş. İmam yok. İmam görevli Almanya'ya gitmiş. Yerine başka bir imam da tayin edemiyorlar. Boş mihrap. Şu bu. Kıramayacağım dostlarım şimdi. Ya dedim biz ayrıldık artık. Bıraktık bu işleri. Yollarımız ayrıldı. Yani olmaz şimdi. Yapamayız falan desek de yok yok dediler. İlla sen yapacaksın. Gittim efendiciğime dedim. Böyle böyle durum. Ne dersin? Ne diyor? O şair o. Resulullah Efendimiz de diyor. İşlerinde onlara dönüş. Meşveret et. Onlara yumuşak davran. Kaba saba olma. Bu ayet geldi de nerede benim 46'lık arkadaşım? Ondan yardım isteyecektim de. İşte ayet-i kerime فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُ. Ey Resulüm sen bizim rahmetimizin eseri olarak onlara diyor yumuşak davrandın. لِنْتَ لَيِّنْ yumuşak demek. لِنْتَ لَهُ yumuşak davrandın ama. لَوْ كُنْتَ فَوْزًا وَلِيْزَ الْقَلْبِ şayet sen onlara karşı kaba, sert davranmış olsaydın لَنْ فَقْدُوا مِنْ حَوْلِكِ senin diyor etrafından, çevrenden dağılır giderlerdi. Bırakırlardı seni. Ama sen bizim rahmetimizin eseri olarak. Niye? Rahman olan benim. Rahim olan benim diyor. Sen benim mazharımsın. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ben seni bütün alemlere rahmet edesin, merhamet edesin diye halk ettim. Hepime rahmet edin. Benim eseri linceli bir yumuşakta olur. Eğer onlara kaba saba, sert, haşin davranmış olsaydı, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكْ etrafından dağılıp giderlerdi. Devam et. Fa'fu anhum diyor. Onları affet. Estağfirullahum. Bir de onlar için istiğfar et. Onlar için diyor bağışlanma dile. Affet. Affetmek de yeterli değil. Öyle ya şimdi birisi sana kaba saba, işte sert tabir diye hakaret ediyor. Bir şeyler yapıyor yani. Celali bir tecelli geliyor onun elinden ya da dilinden. Ne yapacağım? Artık
artık meratibin neyse, hangi mertebedeysen onu kullanacaksın. Dersin ki la faile illallah eyvallah. Ha, yine ona cevap vermen de gerekebilir. Yani la faile illallah her şeyi aldı, kabul ettik manası taşımaz. Efendiciğim derdi ki, hanımı taktın koluna, indin aşağıya deniz kenarına. Birisi geldi, hanımı aldı götürüyor. Dedi, bakacak mısın arkasından la faile illallah diye? Öyle ya. Ya hanım gidiyor. E gitsin efendi, la faile illallah. Allahu Ekber. Oğlum diyordu, bitti mi Allah'ın fiili? Senden de. Yani sadece mi o Allah'ın fiili? Senden Allah istemeyecek mi? Eşine, ırzına, namusuna sahip çıkacaksın. Git diyordu. Tut yakasından. Demeyesin ki kardeş, hanımı verir mi? Ondan anlamaz o. Ne yapacaksın diyordu. Mıh diye de böyle. Evet. Bu da fail Allah. Yerine göre tabii. O da haktan. O da rahmettir. Ama dikkat et. Bu la faile illallah. Tepki verdiğin la faile illallah'ta çok dikkatli olman gerekir. Yani ölçüyü de kaçırmaman gerekir. Yani ne diyorlar? El hubbu fillah vel buğd. Allah için sevmek, Allah için de buğz etmek. Hubbu fillah o kolaydır da İşte o buğzulillah, o öyle değil, o zordur o. Ali Efendimiz bile onda sıkıntıya düşmüş biliyorsunuz yani. Tam savaş. Adamın artık işini bitirecek. Üzerine çökmüş, Zülfikar'ı kaldırmış, indirecek. Adam hani bir an önce artık bu işi bitirsin diye tutmuş, tükürmüş Ali Efendimiz'in yüzüne. Ali Efendimiz de kalkmış üzerinden, al demiş kılıcını. Ali, ben demiş, az önce seninle buluştuk ya, Allah için demiş seninle savaşıyorum. El-Buğzu, billah. Sen demiş yüzüme tükürdün, araya nefsim karıştı. Yahu kim kime dumduma, değil mi? Savaş meydanı bu yani. Oo, iyi ama kim onu şey yapacak? Kim kınayabilir ki yani? Ama biri var onda yani. Demiş ki ha, o içerideki o nahnu akrabu ileyhi min hablil verid var ya, evet, o elinden işleyen fail Allah var ya, ne diyor? Ali, hadi bakalım şimdi göster aliliğini. Kalkıyor. Seninle diyor Allah için savaşıyor. Nefsim de böyle geldi. Adam bu civan verdiğin üzerinde diyor ki tamam, ben diyor seni Allah'ına iman ettim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ben yine dağıldım. Bu Ali dağıtıyor beni. Döndürün bakayım geriye ver. فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ Oradan çıkmıştık, tekrar dönelim oraya. لَنْ حَبُّوا مِنْ حَبْلِكْ Etrafından dağılır giderlerdir. فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمْ Habibim sen onları affet ve onlar için bağışlanma dile. Habibim şimdi sen arıyorsun, bak dikkat et ya, muhatap sensin. Sana diyor ki فَعَفُ عَنْهُمْ Tabi baştaki de yine sana hitap ediyordu canım. Hani febi ve rahmetin zintelehum. Yani etrafındakilere yumuşak davran diyor ya. Yani. Böyle hayt hüt etme. Ya. Ben biraz ettim de. Bundan diyorum. Şimdi et diyorum. Ha. Bıraktım bak.
Başka? Onlar için de Allah'tan bağışlanma dileğinde bulun. Ben şimdi öyle yapıyorum. Allah'ım diyor, bana ne kadar yanlış yapan varsa hepsini diyor bağışladım. Hepsini affet. Sen de onlara diyorum affet. Sen de onları bağışla. Evet. Allah diyorum onların işlerine hayır eylesin. Çoluk çocuğundan hayırını görsün. Vallahi dua ediyorum ya. Bir müftü beni zorla Kuşadası'na gönderdi. Ben adama yıllarca kızdım. Aydın merkezde görev var. Boş şey var, kadro var. Vermedi adam. Beni de çok iyi tanır, çok iyi bilir yani. Vermedi. Niye? Başkasına söz vermiş. Tamam. Kuşadası'na geldik istemeye. Dedik, orası Kuşadası. Burada dedik ya, çocuk mu yetişir? Çocukların biri 3 yaşında, biri 4 yaşında işte. Dedik 3-5 sene burada kalırız, sonra dedik kaçarız gene, Aydın'a döneriz. Hala döneceğiz. Yıl 83'tü, yıl 2022 olmuş, hala döneceğiz. Ama çok kızmıştım o zaman müftüye, ama ne kadar kızdım. Şimdi Allah razı olsun diyor, vefat etmiş. Allah mekanını cennet etsin diyorum. Makamını âli etsin diyorum. Ne dualar ediyorum. Niye? Şer görürsünüz diyor. Hayır var. Hayır görürsünüz. Şer var. Vallahu ya'lem ve entüm la ta'lemun. Allah bilir diyor sizin için ne hayır ne şer. Ne verirse eyvallah de kabul et. Raziyeten marziye. Ya Rabbi ben senden razıyım. Sen de benden razı ol. Bitti baba. Bitti. Ve onlara fa'fu anhum ve estağfir lehum. Devam et. Şavirhum fillah. Ve şavirhum fillah. Ve işlerin hakkında da onlara danış. Efendiciğim ruhu da olsun. Kendisinin bilmediği bir şey değil ha. Bildi. Bize demezdi ki, şu işi şöyle yapın demezdi yani. Şimdi ben bakıyorum bazı dostlar böyle sanki yani general mübarek onu götür, oraya otur, onu yap. Ben efendim öyle görmediğim hiç. Efendim kibar bir insandı. Derdi ki ya çocuklar şu işi şöyle yapsak ne dersiniz? Aynen böyle derdi yani. Şu işi şöyle yapın, yapalım demezdi yani. Niye? Yapın derse, biz o işi yapamazsak sorumluluk üzerimizde kalır. Yapamayız. O emri yerine getiremezsin. Ve o senin aleyhine olur. Onun için işi bize bırakın. Ne dersiniz? Nasıl yapalım şu işi? Şöyle yapsak ne dersiniz? Ne diyorlardı 1400 sene önce? Allah ve Resulü ya'lem diyorlardı. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Evet. Efendimiz de danışıyordu. Başaverim filan. Nasıl yapalım diyor, danışıyordu. Başaverim filan. Devamında feize azamte fetevekkel alallah. Danıştın ve bir işe de karar verdin mi artık tamam diyor. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a tevekkül et. Ona dayan. Zira Allah يُحِبُّ الْتَوَكِّلِ Kendisine tevekkül eden, kendisine dayanan. Yani ya Rabbi failin sen ol, gitti. مَوْزُوفُمْ sen, مَوْزُوزُمْ sen ol. Diğerleri diyor, severim. Ne demek? Ya Rabbi failim sen ol. Buna tevfizi umur diyorlar. İşi Allah'a bırakmak. Koca peygamber ne diyor? Ve fevbitu emri ilallah. Ben diyor işini Allah'a bırak. Habibim sohbetin başında
Ashab-ı Kehf'ten bahsediyorduk ya, tekrar yine oraya dönelim de öyle inşallah noktalayalım. Ashab-ı Kehf hakkında soru soruyorlar Resulullah Efendimiz'e de, Efendimiz diyor ki yarın cevabını veririm diyor. O an için konuyla ilgili bir vahiy yok, bir bilgi yok Efendimiz'de. Yarın diyor cevabını veririm. Niye öyle diyor? Yani yarına kadar Cenab-ı Hak lütfeder, vahiy ben de aldığım cevabı size söylerim düşüncesiyle. Yarın cevabını veririm. Ha, öyle mi dedin? Tam 15 gün cevap yok. 15 gün. 15 gün sonra ayet-i kerime geliyor. Ve diyor ki sakın ola ki bir daha böyle bir şey olduğu zaman sen habibim, ey sevgilim, inni fa'ilun zalike gaden, şu işi yarın şöyle yapacağım deme. Fail benim deme. Ne diyor? İnşallah. İnşallah demeden diyor, şu işi böyle yapacağım deme. Şimdi diyor, aman diyorlar ya. Ya diyorum ki inşallah geleceğim. Ya inşallah deme diyor ya. Ya kardeş. Sanki inşallah deyince yani o iş yani olur da olmaz da yani. Olmama ihtimali de var. Öyle değil baba ya. İnşallahsız. Ne diyorlar şimdi bir de maşallah. Ya inşallah maşallah kalkıyorsak diyorlar yandık biz. Ya kardeş inşallah maşallah olmazsa yanarsın. Hem de cayır cayır yanarsın. Bak deyip sana ya. Hem burada yanarsın hem orada yanarsın. Adam yanmış da yandım yandım diyor. Dedem de yanarsın ya diyor yanarsın. Demedim mi sana? Demedim mi? Demedim mi? Ya Sûre-i Yâsin. Elem âhed ileykum ya beni Adem ellâ ta'budu şeytan. Demedim mi ki ben size? Ey Ademoğulları! Ha? Benim de sizin de düşmanınız olan şeytana ha? Tabi olmayın. Onunla dostluk kurmayın. Onunla arkadaşlık yapmayın. Elem âhed lekum. Ya Allah ta'budu şeytan. İnnehu lekum aduvvun mubin. Apaçık diyor sen düşmanındır. Niye? Şeytana dostluk yapacağına, Rahman'a ya da ibadur Rahman, Rahman'ın kulları vardır diyor. Onlar yeryüzünde yürürken tenezzülle, tevazuyla yürürler. Ve izâ hâtabahumul cahilûn. Bazen de cahillerle karışırlar, karşılaşırlar da o cahiller de onlara laf atarlar. Ah geçiyor. Kim o işte uçanlar, kaçanlar, kim o işte? Ah, işte bu da onlardan. Ruhu şad olsun. Ahmet Efendimiz babası Hacı Kamil Efendi geçiyorlar. Devirde, Menemen'de Kubilay başını kesmişler. 3-5 tane esrarkeş. Ha, İstiklal Mahkemesi kurulmuş. Artık o bahaneyle onlarca insan orada dar ağacında sallanıyorlar da baba oğul geçiyorlar tabi Menemen'de biliyorlar. Geçiyor geçiyor diyorlar. İki tane daha. Bunlar da yakında asılacak. Ahmet Efendi babası ne oldu şimdi? وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. Bak cahille karşılaştı mı? Ne yapacak şimdi? İkisi de birisi Hacı Kamil Efendi. 40 yıllık Nakşi dervişi bırakmış onu. Hasan Fehmi Efendi'ye derviş olmuş. Oğluyla beraber. Oğlu Ahmet Efendi derviş olmuşlar. Ama ikisi de aşık, sadık, gayretli birer derviş. Baba oğul sohbet muhabbet ediyorlar. Bir müşkül oluyor. Ahmet diyor ki oğlum ama diyor bu böyle olması lazım. Tevhide göre diyor. Bu işin böyle olması lazım. Babası diyor öyle olmaz diyor. Böyledir. Ve baba oğul anlaşamıyorlar. Ahmet diyor ki oğul Ahmet tamam baba diyor. Kavga etmeyelim yani. Hafta sonu diyor efendi nasıl su gelecek diyor. Arz ederiz. Bakalım o ne diyecek. Geliyor efendim. Efendim diyor böyle böyle diyor.
Ben böyle böyle dedim. Ahmetse diyor benim dediğime katılmadı. O diyor tam aksine söylüyor. Ne dersin? Hangimiz haklıyız? Efendi dinlemiş. Allah demiş. Kamil Efendi, Ahmet haklı. Bir, iki, üç, dört. Hep Ahmet haklı. Bir defa Hacı Kamil haklı değil. Bir gün artık Hacı Kamil dayanamamış. Ahmet demiş efendi. 40 yıldır demiş ben bu yoldayım. Hep demiş Ahmet'e haklı çıkarırsın. Ahmet daha dün geldi demiş ya. Kamil efendi zaten demiş mesele de bu. Dert bu demiş. Problem zaten bu. Sen 40 yıllık demiş Nakşibeli'yi bir türlü bırakamadın demiş. Ama Ahmet demiş sıfır geldi tertemiz. Eski kayıt kuyut yok. Ne dersem Ahmet ne diyor? Eyvallah diyor. Eyvallah diyor. Öylesine mürşidine bağlanmış diyor. Demiş ki vallahi efendim ben düşündüm taşındım. Demiş şöyle bir zevk oluştu bende. Nedir evlat? Ben demiş Allah'ı bilmem, Muhammed'i bilmem demiş. Ben demiş seni bildim, seni gördüm, sana dedim. Ben demiş sana iman ediyorum. Sen ne diyorsan o. Ne diyorsun? Hasan şöyle bakmış. Tıs be çocuk demiş. Tamam tamam demiş. Tamam. Tabii. Müşrikler Allah'a iman etmiyorlar mı? Ediyorlar mı? Ama Resulullah Efendimiz'e iman etmiyorlar. Habibim onlar beni değil seni inkar ediyorlar. Şimdi de öyle. Şimdi de Allah'a inkar etmiyorlar. Kimi inkar ediyorlar? Mürşidi inkar ediyor. Allah Allah işlesin. Failimiz, mevzufumuz, mevcudumuz. Her daim hak olsun inşallah. Bizi bırakmasın Resulullah Efendimiz. Ne diyor? Tarfete ayin. Aman Allah. Göz açıp kapayıncaya kadar. Ne de bu be? Açtın kapattın. Bu kadar açık kısa bir süre içinde bile olsa sakın diyor. Beni bırakma. Ya. Ahmet Efendimiz de ne diyor? Beni bana bırakma sen, beni senden ayırma sen, beni bana bırakma sen, sen ben, ben sen, olmuşuz hem. Budur bana himmet şey, sen ben, ben sen, senli benli, benli senli olabilmeli. Nasıl olur o senli benli olmak? Aramızda resmiyet varsa, mesafe varsa biz senle benle konuşamayız onunla. Nasıl konuşuruz? Sizli bizli konuşuruz. Resmi konuşmadır yani. Siz dersiniz. Ama muhabbet ilerleyince o zaman artık o resmiyet arayerden kalkar. Senle benle. Sen ben, ben sen olmuşuz. Huzur var. Sordular kim diyor senin şeyhin? Hasan Fehmi'm benim şeyhim. Himmetinden razı olsun alemlerin Rabbi şeyhi. Mürşidi Hasan Fehmi Efendi diyor ki kim beni koyduysa bu derde olsun yeri cennette. Eyvallah. Ben de diyorum. Efendiciğimin ruhu şad olsun. Himmeti her daim derimize hazır olsun. O demişti Hacı Bayram dedemize. Ne demişti? Tak tak tak. Yok. Hak hak hak. Sancak bizde. Bizde demişti. Elhamdülillah. Şimdi de bizde. Bizde emaneti
olduğu gibi vermek kaydı şartıyla başka ihvan arasında ikilik çıkarmama kaydı şartıyla. Üçüncüsü neydi baba? Şeriat'tan. Bak, kendi diliyle şimdi ikrar ediyor ya. Şeriat-ı Muhammediye'den ayrılmama kaydı şartıyla dedik bu ilahi emaneti Turgut kardeşim beraber taşıyalım. Evet. Daha başka valiklerimiz de oldu. Verip de geriye aldıklarımız da oldu mu? Oldu. Niye? Şartı vermiştik. Ne demiştik? Şeriat-ı Muhammediye'den ayrılmayacaksın. Ayrıldın mı? Biz bir anlaşma yapmıştık. Sen anlaşmaya uymadın. Öyleyse anlaşmayı feshettik. Ne zaman dönersin? Ne dedik az önce ayeti gelmeden? Fa'fu anhum ve estağfirullah. Tevbe edersin, yolunu düzeltirsin. Evet, kendini düzeltirsin. Yaptığın hatadan dönersin. Eyvallah. Gene kardeşiz. Gene kan kanayız, can canayız, kol kolayız. Eyvallah. Efendiciğim derdi ki evladım, şeriat-ı Muhammediyen milim ayrılan hakikatten fersah fersah ayrılır derdi. Bitti. Canım artık biz hakikat ehli olduk. Şeriata gerek kalmadı. Ya işte Yunus demiş ki şey kapıda kaldı şeriat kardeşim. O şeriat anlayışı diyor yani ikilik anlayışı. Biz o ikilik anlayışından birlik anlayışına geldik. O onu söylüyorsun ama sen yanlış anlıyorsun. Demiyor ki sana ibadeti taatı terk et. Namazı terk et, orucu terk et. Öyle bir şey demiyor ki ya. Şu bedenin de ihtiyacı var ibadete. Evet. Mananın ihtiyacı olduğu kadar demek şu bedenin de ihtiyacı var. Diyor ben işte gönülden seviyorum falan. Ya diyorum bak şu kulağında ihtiyacı var. Söyle bakayım diyorum beni sevdiğini. Kulağım da bayram etsin. Değil mi? Gözüm de görsün bayram etsin. Kulağım da bayram etsin. Tut elimi. Sarıl bana. Evet. Kollarım da bayram etsin. Evet. Böyle olsun. Yani hem maddenin hakkını verelim, hem de mananın hakkını verelim. Madde mana bir vücut, şeriat hakikat bir vücut. Olursa ne olur? Çok güzel olur. Aliyül ala olur. İşte bunu da ne diyorlar? Marifet diyorlar. İslam dini marifet dinidir. E biz hakikat. E kardeşim o zaman sen iyi seviyeme işte. Şimdi tamam kal orada. Cemalat nerede? El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti. Ayet-i kerime Resulullah'ın ağzından çıkıyor. Bugün sizin dininizi ikmal ettim. Kemalata getirdim. İseviyette, Museviyette sizi Muhammediyete getirdim. Evet. Ve size olan nimetimi tamamladım. Mürşidim bir dem geldi bana dedi ki evlat benden dedi bu kadar. Cemül Cem'i telkin etti benden dedi bu kadar. Bundan sonra sana kalmış. Yürü, yürü ki meydan senindir bu gece diyor. Sohbeti Sultan senindir bu gece. Buraya kadar sana verecek olacak. Daha sık. Ben sana ikmal ettim. Sana olan nimetimi tamamladım. Değil mi? Evet. Nedir o nimet? Tevhid nimeti daha. Ne o nimet olacak? Baklava börek değil. O da nimettir tabii. Evet. O da şifadır.
devadır. Bu maddi bedenin şifası içindir. Evet, tamam. Ama o hayvani yönümüzle alakalı. İnsani yönümüzün gıdası, evet. Zikrullah'tır, tevhiddir, muhabbetullah'tır. Nimetini tamamladın. Ve radîtu lekumul İslam'a dîne. Ve dini olarak da sizden neden razı oldum diyor? İslam'dan razı oldum. Huve semmâkumul muslimin. Ve Allah size bir esma veriyor. Ne diyor size? Sizler Müslümansınız diyor. Müslümansınız. Ne demek o? Allah'a teslim olmuş. Kendisini ona teslim etmiş. Ya Rabbi nasıl bir kul olmak lazım? Kulum. Ne diyor? Beni sev. Ben seni severek yarattım. Bak diyor, senin diline de bir de zikrullah doludum ben. Fezkurûni eskurkum. Kulum sen beni zikret, ben seni. Beraber olalım. Kulum diyor, sen bana şöyle adım adım yaklaş bakayım. Sen bir adım atıver sana diyor, 10 adım atmazsan. Kulum yürüyerek gel, koşa koşa gelirim sana. Evet, evet. Kulum diyor, aramızda bir şey bırak kalmasın diyor. Evet. Sür çıkar al yarı, değil mi? Evet. Geç akile karadan, halkı çıkar aradan. Dön dön, irceği. Radiyetin verdiği ya kulum, ben senden razı olayım. Sen de benden razı ol. Gel kulum, he? Gel bayram edelim. Daha neresin canım? Vallahu yed'u ya darissalam. Davet ediyorum sizlere diyor. Nereye? Selam yurduna. Selam, selamet, barışmak, güzelleşmek. Yanı başında duruyor. Allah. Farkında mısın kiminle yan yana oturuyorsun? Bak fark ettireyim sana. Enne cehlesünü inneden zekereni diyor. Ben beni zikredenle beraber oturmaktayım diyor. Yanında da şimdi bak. Zikreden biri var. Ben beni zikredenle beraber. Beraber oturmaktayım. Yahu dedi tavşanı getirdim getirdim artık dedi karşınıza geldi dedi tüfekte elinizde ne yapacaksınız? Gez göz arpacık üçünü bir edeceksin çek tetiği yahu. Ama dikkat et tetiği çekerken de besmeleyi unutma ha. Bismillah demezsen bu hayvanın eti de yenmez. Anladınız ya. Hepimize anlayış versin, idrak versin. Hak mürşidin dediklerine, telkinine riayet lütfesin, ihsan etsin inşallah. Evet, ben sözü bayağı uzattım. Allah hepinizden razı olsun. Siz birbirinizden razı olun. O zaten sizden razı olur. Yeter ki siz birbirinizden razı olun. Bak Alevi canların güzel bir şeyi var. Meclisleri var, cemleri var. Cema başlamadan önce diyor ki var mı diyor aranızda dertli problemi olan, anlaşmazlığı olan, şu sudusu olan herkes birbirini de helallasın. Anlaşmadan cema başlamıyorlar yani. O bana küs, ben ona küs. Sonra ben ehetebilirim. Yapma aşkım. Ya ya ya. Kandırma kendini. Okuduk ayeti. Fa'fu anhum. Estağfirullah. Affet. Ama ben haklıyım. Tabii haklı olacaksın. Hem ehli tevhid olup hem bir de haksız mı olacaksın Allah aşkına? Öyle bir şey yok. %100 haklısın. Evet. Öyle %99 değil ha. %100 sen haklı olacaksın. O halde bile diyeceksin ki sen haklısın be kardeşim.
noktalıyordum ama şunu da anlatıvereyim, öyle noktalıyım artık. Dedemiz camide imam, cemaattan birisi de bir mesele olmuş. Hocayla tartışıyor. Hoca diyor ki ya arkadaş, hoca dediğimiz ya, dedemiz Hüseyin Sabri Soygöt, hacı babamız ya. Arkadaş diyor, mesele böyle böyle. Adam hayır diyor, öyle değil işte. Böyle. Birisi de izliyor şimdi hadiseyi. En sonunda bakıyor ki anlatamayacak adama derdini. Tamam kardeş demiş, haklısın, doğru. Senin dediğin gibi demiş. Öyle. Adam gidiyor. Gidiyor ama olayı izleyen arkadaşı diyor ki, gel demiş. Bak demiş, hocayla tartıştım. Demiş ki hoca sana dedi ki haklısın. Tabii demiş, ben haklıyım. Yok demiş, yok. Ben o meseleyi çok iyi biliyorum. Sen o mesele demiş, %100 haksızsın. Hoca %100 haklı. Olur mu be demiş. Hoca bile bana hak verdi. Ben de ona şaştım demiş. Adam %100 haklı olduğu halde sana dedi ki haklısın. Hoca çekmiş gitmiş. Olan yatsı namazında sonra oluyor. Ben de gittim evime. Sabah namazı için camiye geldim. Baktım ki kapıda birisi bekliyor. Benden önce gelmiş. Hocam beni affet. Özür dilerim. Dün akşamki meselede sen haklıymış. Merak etme. Sen haklıyken haksız. Evet, olanı haklısın de Allah senin avukatlığını yapar be kardeşim. Allah senin hakkını müdafaa eder. Vallahi eder. Bak adamı uyutmamış sabaha kadar, adamı dikmiş kabağın caminin kapısının önüne. Bekletiyor hocayı. Hadi bakayım özür dile. Evet. Merak etme. Ne olacak ya? Hakkın hatırı her şeyin üstündedir. Haklısın de ver geç. Mücadele etme. Tamam be. Baksın ki adam yerinden hoplamak istemiyor. Sımsıkı yapışmış. Tamam kardeşim. Onu oraya bağla. Yürü sen. Yolla bakalım. İlle onu değiştireceğim diye uğraşma canım. Onun yeri o kadar. Birisi dedi ki efendiciğim falanca arkadaş tevhid efali anlamamış dedi. Maşallah dedi efendim. Maşallah dedi. Sen anlamışsın. Sen de anlamamışsın dedi. Anlasaydın onu yerinde bırakırdın dedi. O kadar dost. Neydi bizim üç mesele var ya? Her eşya, esma yerinde güzeldir. Yerinden tepretme. Yerinden oynatma yani. Oynatmaya çalışma. Bırak o orada güzel. Hepsini yerli yerine koy. İtirazı bırak. Şikayeti de bırak. Tenkidi hepten bırak. Kınamayı aman 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 aman. Kınayacaksan dön kendine, kendini kına yahu. Bu şeytan iyilik yapmaz Ademoğlu da. Ha bak, yapıyor Kur'an'da. Diyor ki, lûmû enfüseküm. Siz hiçbirini kınamayın diyor. Siz kendinizi kınayın. Ben sizi diyor zorla getirmedim ki. Ne tabanca çektim, ne bıçak çektim size. Yok. Sadece diyor, size davet ettim. Siz de koşa koşa geldiniz. Gelmeseydiniz. Gelmeseydin kardeş. Allah dedi ki, gitme falanca yere. Sen onun sözünü dinlemedin. Ben dedim ki, boş ver. Daha gelsin. İleride tövbe edersin. Gel. Sen de geldin diyor. Gelmeseydin zorla mı getirdin?
Allah'ı o yerlere götürmeyin derdi. Ama hadi bakalım. Aşk olsun hazmedebilene. Kıyamet koptu. Dediler işte gör. Ne göreyim dedim. İşte efendim dediğim, mürşidim dediğim adamın ettiği söze bak. Böyle söz mü olur? Vallahi dedim olmaz ama oldu. Fakat dedim yani böyle bir söz ettiğine göre dedim bu adam boş bir adam değil dedim yani. Biraz düşünsek ne dersiniz dedim. Bir düşünelim bakalım ne diyor bize. Düşünün. Ya ne düşüneceğiz? Ya düşünme kardeşim. Acele etme. Hemen acele hüküm verme. Ama adamların düşünmeye, tefekkür etmeye niyetleri yok. Niye? Ön yargılı yaklaşıyorlar. Bir hüküm vermişler. Bu adam zındık. Fehmi Hoca da zındığın peşinden gidiyor. Bak dedim. Ben size ne demek istediğini anlatıvereyim de yine su yüzünde bulunmaya, yine dedikodusunu yapmaya devam etmeyin yani. Ona bir şey olmaz. Olan size olur yani. Ayet-i Kerime diyor mu? Ey kullarım, ben hep sizinle beraberim. Evet. Peki dedim, şimdi kalkalım buradan, inelim sahile, bir sürü sıra sıra meyhaneler, barlar, falanlar, filanlar. Cenab-ı Hak diyor mu ki, ey kullarım, gitme oraya, gitme meyhaneye diyor. Gitme kumarhaneye, gitme. Ve gidiyoruz dedim, şimdi Allah bizimle beraber mi? Beraber, tamam. Ve dedim, şimdi geldik meyhanenin kapısına. Hadi. Allah'la beraber dedim, girelim içeriye. O zaman dedim, Allah'ı bırakalım burada, Allah'sız girelim içeriye. Mümkün mü? Değil. O zaman dedim, bak ne demek istiyor? Çocuklar, bak, hep Allah'la berabersiniz. Öyleyse, gitmeyin oraya. Gitmeyin. Sana onu söylüyor. Ama sen yanlış anlıyorsun. Yanlış anlıyorsun. Allah'a mahkuma yine mahkumtum. Evet. Öyleyse kulum diyor gel. Ey iman edenler. İza nüriye lissalati min yevmil cumati fes'av ila zikrillah. Ve zarur bey. Gelin. Ezan okundu mu cuma günü diyor. Koşun. Davet ediyor. Ve alışveriş et. Bırak diyor. Bak işi var. Paydos. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Yaptığınız işte gerçeği. Ne? Çoluk çocuğun rızkını temin ediyorsunuz. O da hayırlı bir iş, güzel bir iş ama ondan daha hayırlı bir iş var şimdi. Daha güzeli var. Ne o? Cem olmanız. Beraber olmanız. O birlikteliğinizle beraber olalım diyor. Hep beraber olalım. Allah sizinle beraber olmak istiyor. Sizinle konuşmak istiyor. Evet. Sizi huzuruna kabul etmek istiyor. Zalikum hayrun lekum in kuntum la ta'lemun. Bilirseniz sizin için daha hayırlı. Evet. Namaza eda ettik mi ettik? Ne diyor? Dağılın yeryüzüne. Vebtehu min fadlillah. Allah'ın fazlı kereminden size verdiği ihsan-ı ikramı neyse. Ya yani görün gene işinize gücünüze çalışmanıza. Fakat ne diyor? Bir şeyi de unutmayın. Ne? Vezkurullah'a zikrettir. Allah'ın zikri de evet. Namazı ikame ettiniz. Namaz da zikirdir. Ama namaz bitti, zikir bitti mi? Yok. Zikir devam edecek yine. Ne iş yapıyorsanız o da zikirdir. Velhasıl ehli tevhidin
Her anı zikirdir. Her yaptığı iş zikirdir. Hayatı baştan sona zikirdir ve selam. Allah bizi zikirsiz, fikirsiz, aşksız, muhabbetsiz bırakmasın dedim. Bu dua ve niyazla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Özlemişim sizi. Bu pandemi giriverdi araya. İşte dostlar, bak böyle günler de gelebiliyor. Onun için fırsat bu fırsat demek lazım. Fırsatı fert etmemek lazım. Yani. Kaçırmamak lazım. Haftada bir gün, bir gün yahu. Ne derler? Bir günlük beylik, beyliktir derler. Bir günlük sultanlık. Bak şimdi sizdeki zevk, keyif, zevk-i safa. Ben şahsen şimdi öyleyim yani. Vallahi beyde paşada yok. Vallahi yok yani. Öyleyse arayı uzatmayın ya. Gelin. Uzak kalmayın bu meclislerden. Yani üç gün bir dostumla konuşamazsam, görüşemezsem vallahi bana hafakanlar basıyor ya. Ne günah ki öyle ya. Bir dostum arıyor, neşem, keyfim, enerjim tavan yapıyor. Nokta koydum, gene başladı. Nokta koydum, gene başladı. En iyisi. Üç noktayı yan yana koyayım. Nokta. Eyvallah. Gönlümüze sağ olun. Buyur Turgut Baba. Efendim yani ihmallerin adına da size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gönlünüze sağ olun. Yapılan sohbetleri inşallah anlamayı, anlayıp yaşamayı nasip edersin. Allah bize anlayış versin. Çok ulvi sohbetler oluyor. Bize de Allah anlayış vermezse bu sohbetleri içselleştirip yaşayamayız. Yine akıl üşüdümüzün himmetiyle bizim de nacizane gayetimizle inşallah elhamdülillah bizlerden nail oluruz. Bu söylenenler bize de hayat bulur. Bizde nefş-i nema bulur, bizim vücut ülkemizde de görülür yani. Bize de bakar inşallah, gayrullah görmez, görmesin. Aynayı temiz tutalım inşallah. Aynayete gelmeye çalışalım. Hak mürşidin nasihatince yürüyenlere aşk olsun. Mürşidi kamilimizin hakikatine vakıf olmayı nasip eylesin inşallah. Yani sürekte kalmamak, kelamı haktan duymak, haktan işitmek. Kamilimizin tek derdi var, bizi bize bildirmek. İnşallah Mürşid-i Mali Rahmi bildirdi, beni bana diyor. Orada esması öyle zikrediyoruz. Biz de diyebiliriz, Mürşid'im Fehmi Özlem bildirdi beni bana. Herkesin bir kamilinin bir esması da var muhakkak. O esmada bir müsemma var, o müsemmada haktır. Hakkın masarıdır. Biz biatı Hakk'a yaptık. Hak mürşid masarından Allah'a biat ettik. İnşallah bu biat hadisesini iyi hisselleştirebilirsek Allah'ın izni keremiyle bu güzelliklere bizlerden nail oluruz. Sürette nem var benim, sürettedir madenim buyuruyor. Onun için bu belki bazen üst seviyede sohbetler falan yapılıyor. Yanlış anlaşılmalara inşallah meyil vermeyiz. Ki sizin irfaniyetinize güveniyorum. Bizi YouTube'dan da takip eden arkadaşlar da onların da irfaniyetine güveniyorum. Bazen üst seviyede sohbetler olabiliyor. Fakat niyet hayır, akıbet hayır. Bir şey anlatılmak için bazen böyle cümleler kullanılmış. İşte Efendimiz de buyurdu, Ahmet Efendi'nin işte Fehmi Efendi'ye söylediği gibi. İşte ben Allah'ı bilmedim, bilmiyorum. Hazreti Muhammed'de 1500 yıl evvel, 1400 yıl evvel geçmiş. Ben de ondan tanışamadım.
Ama ben Allah'ı da, Resulü de sende tanıdım. Ben senin söylediğine sana iman ettim. Aslında orada bir hakikati anlatıyor. İnşallah Allah bizlere anlayış versin. Veriyor da, vermezse bu sohbetleri, muhabbetleri de yapamayız. Zevk edemeyiz. Mürşidimizin himmeti üzerimizde daim olsun. Başta Pir Muhammed Uğurlar Abi Hazretleri olmak üzere ve altın silsile dediğimiz Mürşid-i Kamillerimizin ruhaniyeti için, Allah rızası için, Hazreti Resul'ün ruhaniyeti için El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina. Elhamdülillahi.